Merhaba sevgili Teknoloji Oku takipçileri. MWC turumuz devam ediyor ve bulunduğumuz yer ise Nokia'nın standı. Bir zamanların efsane markası yeni telefonlar çıkarmaya devam ediyor. Bunlardan bir tanesi de Nokia 9 PureView. Zaten birçok özelliği ortaya çıkmıştı ama telefon MWC öncesinde tanıtıldı. Biz de hemen canlı elimize aldık. Şu an kullanıyoruz. 5.9 inçlik bir telefon var karşımızda. 1440'a 2880 piksel ve 18'e 9 ekran oranı bizi karşılıyor. %79.7 bir parça yüksek bir ekran gövde oranı var ki şu alt kısımdaki boşluğu görüyorsunuz. Epey yüksek bir gövde oranı. Şurada da görüyorsunuz, üst tarafta da bayağı bir ciddi bir boşluklarımız var. Gorilla Glass 5 ekran korumamız, Snapdragon 845 işlemci ki biliyorsunuz bir önceki neslin işlemcisi. Adreno 630 grafik işlemcisi karşımıza çıkıyor. Tabii bu telefonu özel yapan şey bu teknik donanımlar değil aslında. Ki mesela 6 GB RAM, 128 GB depolama gibi özellikler de bulunuyor. Arka yüzü çevirelim ve sizi biraz şaşırtayım ben. Burada görüyorsunuz tam 5 tane kameramız var. 12 megapiksel çözünürlük sunuyor bu kameralar ve yaptığı iş aslında çok daha detaylı fotoğraf çekmek. Yani sandığınız gibi birisi zoom, birisi ultra geniş açı vesaire filan değil. Bunların amacı sadece ve sadece çok daha net, çok daha detaylı fotoğraflar çekmek. Örneğin bu kameralar 2 tanesi renkli çekim yaparken 3 tanesi de siyah beyaz çekim yapıyor. Fotoğrafları çekim yaptıktan sonra İstediğiniz gibi alan derinliğini, yerini değiştirebiliyorsunuz. Yani netliğin yerini değiştirebiliyorsunuz. Alan derinliğini bu şekilde istediğiniz gibi ayarlayabiliyorsunuz. İlginç bir şey olmuş. Yani Nokia değişik bir şey denemiş. Herkes farklı bir şey bekliyordu aslında. Hani zoom olur, geniş açı olur, şu olur, bu olur filan ama ne yazık ki öyle olmadı. Bunlar çok daha farklı bir açıdan yaklaşmış. Bilemedim ben, yani pek olmamış gibi geldi bana ama yine de belli olmaz. Biraz arazide görmek lazım. Öte yandan ön tarafa gelecek olursak ön tarafımızda 20 megapiksellik bir ana kameramız bulunuyor. Hemen şöyle görüyoruz. Nokia yazısının hemen solundaki delik gördüğünüz gibi kamerayı göstermiş oluyor. USB 3.0 Type-C bağlantımız var. Şöyle göstereyim alttan. Şöyle bir saniye. Evet, daha da net yapayım. Şu anda evet görüyoruz. USB 3.0 Type-C bağlantımız bulunuyor. Kulaklık çıkışımız da yok. Gördüğünüz gibi şu an kulaklık çıkışımız yok. Yani USB Type-C bağlantısını kullanmış oluyoruz. 3320 miliamperlik bir pilimiz var. Telefonda 3320 miliamper pil var. 18 watt kablolu, 10 watt da kablosuz şarj desteğimiz var. IP67 standartlarında su geçirmeme özelliğini bulunduğunda belirtmiş olalım. 172 gram ağırlığı var. Telefonun Avrupa fiyatı ise 620 euro. Yani böyle bir telefon güzel olmuş ama yani ne kadar işe yarar, ne kadar kullanılır o konuda çok emin olamadım. Ama belli olmaz. Her malın bir alıcısı vardır diyelim ve videomuzu bu şekilde kapatalım. Nokia 9 PureView hakkındaki görüşlerinizi videomuzun altında bizimle paylaşabilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı paylaşmayı ve beğenmeyi unutmayın. Farklı bir videoda karşınızda olmak üzere. Hoşça kalın.